Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Yunus Kılıç. Buyurunuz Sayın Kılıç. Evet, Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri ve ekranları başında bizi izleyen saygıdeğer üreticiler. Tabii Hunza Türkleri var, Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan. Yaşları 70'e geldiği zaman ömrün yarısı diye kabul ediyorlar. Hanımların doğurganlık yaşı 65-70'e kadar çıkıyor. Böyle yaşıyor olsak bu pestisitler, kimyasalların hiçbirine ihtiyaç kalmayacak. Çünkü onlar kullanmıyorlar, doğal üretiyorlar, güneşte kurutuyorlar ve böyle besleniyorlar. Ama ne yazık ki dünya bir tane, üretim alanı belli ve nüfus her geçen gün artıyor. Bu bizi ve dünyayı takdir edersiniz ki endüstriyel bir tarımsal uğraşa itiyor. Yani daha küçük bir alandan daha çok verim elde etme gayretine ister istemez bütün dünyayı zorluyor. Bu durumda tabii teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Bunun yolları önce kültürel mücadele yöntemleri, biyolojik mücadele yöntemleri, bunlar adım adım. Eğer bunlarla da istenilen sonuç elde edilemiyorsa daha çok ürün ve daha çok sağlıklı ürün elde edebilmenin yolu ne yazık ki kimyasal mücadele. Arkadaşlar, Türkiye 1957 yılında Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu'yla bu tür ürünlerin, bitkisel mücadele ürünlerinin ruhsatlandırılmasını bir kontrol altına alma mekanizması zaten başlatmış idi. Fakat 2010 yılında yine bizim çıkardığımız veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve gıda ve yem kanununda ve ona uygun çıkarılan yönetmeliklerde son şeklini aldı. Dünya örneklerinden esinlenerek geliştirilen bir yönetmelik, hatta gururla söylemek lazım, dünyanın da biraz ilerisinde bir yönetmelik. Çünkü dünyanın hala belli kaygılarla yasaklamadığı bazı ürünleri de Türkiye öncelikle yasaklayan ülkelerden bir tanesi. O tarihten bu tarihe arkadaşlar 187 aktif maddeli kimyasal çeşitli bileşikler altında piyasadan kaldırıldı, ithalatı yasaklandı ve şu anda kullanılmıyor. 17 tane de şu anda ürün takvime bağlandı ve zamanla ortadan kaldırılacak. Bakanlığın tabii burada önemli bir fonksiyonu var. Tarım Bakanlığı aynı zamanda ruhsatlandıran kurum. Veri tabanı oluşturdu. Her üretici App Store'dan gibi uygulamalardan açıp bakabilir. Ürünün içeriğini, nasıl kullanılacağını, ne zaman kullanılacağını takip etme imkanı var. Ruhsatı var mı yok mu? Halk sağlığına zararlı mıdır değil midir? Bitki sağlığını koruyucu mudur diye bunlar hepsine bakabilir. Bunun dışında yapabileceği şey izlenebilirlik. Ne kadar üretiliyor, nerede kullanılıyor ve bitki bu kullanıldıktan sonra ne zaman piyasaya sunulacak? Buyursunlar efendim. Sağlığına zarar vermeden kullanılacak. Bu süreçlerin tamamı kontrol altında. Hatta piyasaya ürün sunulmadan önce, hasat öncesi pestisit denetimi yapılıyor. İlave olarak hani belki gözden kaçırılmış endişesiyle pazarlarda, hallerde yine hasat sonrası pestisit mücadelesi ve denetimi yapılıyor. Arkadaşlar, bütün alanların kontrollü bir şekilde yapılmasıyla beraber yine 2002'de Türkiye'de toplam kullanılan pestisit miktarı 170 bin ton idi sevgili arkadaşlar. Bugün ne kadar? 40 bin ton. Yani %65'in üzerinde Türkiye bu mücadeleyle pestisit kullanımını düşürdü. Peki hiç kullanmasak olur mu? Olmaz. Çünkü kullanmadığımız takdirde Türkiye'nin yıllık üretim kaybı aşağı yukarı 40 milyar liranın üzerindedir. Biz kontrollü insan sağlığını, çevre sağlığını, hayvan sağlığını ve bitki sağlığını gözeterek bu süreci en iyi şekilde takip eden bir sistemle bunu yürütüyoruz diyoruz. Hepinize en derin